Evet değerli dostlar, şu anda Değirmenköy'deyiz. Değirmenköy Silivri Çorlu Karayolu üzerinde şirin bir köy. Silivri'ye bağlı. Evet, burada bir arsa var. Arsayı sizlere göstermek için bir iki evvela şöyle çevresine bakalım neler var. Sonra da arsaya girelim bakalım. Arsa sahibi varsa arsayla ilgili bilgiler edinelim. Burada size göstereceğim arsa satılır. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir arsa. Bakalım arsanın içinde neler var. Evet, karşıda görüyorsunuz üzüm asmaları var. Bilal abi. Sefa kardeşim, hoş geldin. Selamünaleyküm, hoş gördük. Selam. Bilal abi. Hoş geldin, sefalar getirdim. Buyur şöyle geç. Hoş bulduk. Şu arsayı bir gezebilir miyiz? Neler var? Burayı satıyorsunuz galiba. Tabii. Ben burayı satacağım. Burası İstanbul, Silivri, Değirmenköy, Araplı mevki. Evet. Kaç metrekare arsamız? Önce ondan başlayalım. Biz buraya arsa demeyelim de çok güzel yetiştirmiş olduğum bir bahçe. Hem de yürüyelim, siz de anlatın. 1050 metrekare. Burası 1050 metrekare bahçe. Görmüş olduğunuz 42 metrekare imar barışını aldım. 1+1 Amerikan mutfaklı ahşap bir evim var. İçinde her türlü düzen var değil mi? İçinde her türlü yaşam şartları mevcut. Ben gördüm yaşam. Lavabosu var, yatağı, yorganı, her neyse. Tabii her şey var. Tabii her şeyimiz mevcut. 55 tane burada karışık meyve ağacımız var. Peki bu evle alakalı bir bilgi daha verebilir misin? Tabii buranın alacak kişi ne yapabilir? 42 ya? Metrekare imar barışı alınmış. 2 tane ıslak imzalı iskanı alınmış. Alacak olan kişi burayı yıkıp çok güzel bir şey, 2 katlı buraya bir ev yapabilir. Yapma imkanı var. Peki 42 metrekare mi olacak yine yapacağı? Giriş katı 42 metrekare olmak şartıyla etrafından, dört bir etrafından büyütmek şartıyla üst katı daha yüksek metrekarede olabilir. Olma imkanı var. Devlet bize bu imkanı vermiş. Biz de bundan yararlanacağız tabii ki. Peki o zaman bahçeyi gezelim. Fakat bir de bahçenizde bir de komşunuz mu? Tabii ki komşu. Tanıyalım. Osmaniyeli Mustafa Demircioğlu. Buyurun kendisiyle tanışalım. Bilal abi, ziyarete geldim. Bahçesinde çok güzel meyve ağaçları, sebzeler ekmiş. Onlardan istifade ediyoruz. Alacak kişi için önerilecek bir yer. 10 numara 5 yıldız bir yer. Evet, Osmaniyeli öğretmen bir... Ben de az ilerideyim. Komşuyuz Bilal abiyle. Alacak kişiyle de komşu olmuş olacağız. Bitişik komşusunuz değil mi? Yani burada bitişik komşu derken işte 300 metre kadar komşu olur. Evet. En güzel sevdiği yemeklerden güveçte bulgur pilavıdır komşumun. Telefon eder İstanbul'dan gelmeden önce. Tabii ki hazırlarız her şeyimizi. Oturur burada yemeğimizi, bulgur pilavımızı yeriz. Bu da memleketimizin... Bu masada yöremizin, gördüğüm nedir ben pek anlayamadım. Bizim yöremizin uzun kabağı kabaktır. Bu yağlı kuzu kaburga etiyle çok lezzetli bir yemeği olur. Genelde mevsim itibarıyla düğün yemeği olarak da kullanılır. Normal misafirimize de biz bunları ikram ederiz. Bilal Bey, biz önce bir bahçemizi gezelim. Gezelim. Neler var bahçe? Ağaçlardan mı başlayacağız, bostandan? Fark etmez. O zaman yavaş yavaş ilerleyelim. Bostanı herkes bilir. Şöyle ağaçlarımızdan başlayalım. Kaç tane ağaç var bahçede? Bizde arsadan çok bahçeye de dönüşmüş aynı zamanda. Arsadan ziyade burası çok güzel. 8 yaşında bir hobi bahçesi. Ağaçlarımız 8 yaşında. Neler var? Olduğumuz papaz eriği. Evet. Manevi değeri olan bir arkadaşımızdan hediyedir kendimize. Tamam, bize. Sırasıyla gidelim. Evet. Bu gül Hollanda'dan gelme. 5 tane dikmiştim ancak bir tanesi tuttu. Memleketimize özgü Konya Ereğli'ye ait, Zanapa'ya ait Napolyon kirazı. Evet. Bunlar üzüm. Bu üzüm asmaları, 25-30 tane üzüm asması var. Gördüğünüz Karadeniz'in kalın kabuklu kokulu güzel üzümleri. Peki bu ağaç? Bu erik mürdüm eriği mi diyorlar? Farklı bir erik. Mor erik. Mor erik mi diyorlar artık? Çok güzel bir, pardon, Angelika eriği dedikleri, yumurtadan daha büyük oluyor bunun meyvesi. Çok güzel bir erik. Aa, bunu bir de kuyu varmış burada. Zanapa'dan getirdik. Kuyu, evet. Kuyu da var burada zannedersem. 6,5 metre, 6,5 metre su sorunu olmayan bir kazma kuyumuz var.
ve aynı zamanda tulumbamız mevcut. Tulumbadan da tamamen soğuk su ihtiyacımızı biz buradan sağlıyoruz. Vanası da güzelmiş ya. Yani tabii ki. Evet, çok güzel. Konumumuz bu. Peki bu su aynı zamanda içiliyor mu? Tabii tabii. Çevrede yerleşim merkezi çok fazla olmadığı için bu suyu gönül rahatlığıyla tatlı biz su. Burada... Tatlı su yani tuzlu değil. Tabii hayır hayır. Kesinlikle çok güzel. Enfes bir lezzetli çayı olan bir suyumuz. Peki bu ağaca gelelim. Bu Malatya'dan getirtmiş olduğum şekerpare kayısı. Diğer tarafta Malatya kayısısı bu şekerpare. Evet. Bu görmüş olduğunuz kabaklardan yine bizim memleketimize özgü uzun kabağımızdır. Ağaçta, ağaca tırmandırırsın olur, ağaçta olur, yerde olur. İşte bu ceviz ağacı zannediyor, bodur ceviz değil mi? Amerikan çentırı dedikleri çetmir midir, nedir? Pek tahsilim olmadığı için ben bu kadar becerebiliyorum. Kaç ağaç var bu ceviz ağacında? 15 tane bodur ceviz evet. Var. Bu da normal kabak herhalde değil mi? Yemeklik. Sakız kabağı diyorlar bunu. Kızartmalık sakız kabağımız. Yemeğe de olur aynı zamanda. Aynı zamanda yemeğe de olur. Artık insanlar böyle dolma da yapılabiliyor, kurutulabiliyor. Biz ağaçları tanıyalım böyle. Tabii ki bu görmüş olduğunuz üzümlerin kimlikleri, nüfus kaydı bunların İzmir ve Adapazarı'dır. Şu ağaç ne ağacı? Bu badem İstanbul Merter nüfusuna kayıtlı. Evet. Bu vişne yine aynı şekilde Merter nüfusuna kayıtlı. İyi de bu? Bu zeytin. Bu zeytin ağacı Şehremini nüfusuna kayıtlı. Bu öbür ağaç. Bu Santa Maria dedikleri armut çeşidi. Bir bakalım armut var mı dalında? Burası köylü tabiriyle armudumuz var tabii ki üzerinden. Evet. İki sandık armut yere döküldü. Rüzgardan dolayı. Evet Bilal abi, burada bir de nar ağacı gördüm. Bir de burada nar var bizim aynı zamanda. Evet ama şimdi ihtiyacı da gidermek için aptezhane de var yani. Evet, Hatay 4 yoldan getirmiş olduğum fidanın meyvesini de şu anda görüyorsunuz. Gördüğümüz meyve evet. Nar ağacı. Bu ağaç ne ağacı? Karşıdaki Malatyalı bir arkadaşım, Levent kardeşimin bana hediyesi olan Golden elma ağacı. Evet, hemen yanındaki. Bu görmüş olduğumuz vişne ile diğer vişne ikisi aynı. Merter nüfusuna kayıtlı. Bu zeytinler Hatay 4 yoldan getirdim. Evet. Ve aynı zamanda bostan da ekmişsiniz burada. Aynı zamanda bostan da ektik. Bu Silivri Değirmen köyüne ait olan sarı kavun diye tabir edilen kavundur bunlar. Kışlık kavun bunlar diyebileceğiz kışlık değil mi? Kalın kabuklu. Kalın kabuklu. Evet. Kışlık kavun. Çok güzel, lezzetli. Şu anda olmamış olmasına rağmen lezzetli, çok güzel. Biberim var, domatesim var, salatalığım var. Tabii ki burada bostan çeşitlerimiz mevcut, mümkün. Zaten orada göründüğü gibi çeri domatesleri. Ya işte aile içerisinde kim neyi seviyorsa o bostanı ektik. Devam edelim Bilal abi. Tabii devam edelim. Bu şeftali, Bursa şeftalisi. Çok güzel meyvesi olan, her yıl üzerinde meyvesi eksik olmaz. Hemen yanındaki vişne zannedersem. Vişne, uzun kulplu vişne. Yıllık olaraktan 3-4 kova vişne toplanır. Yani çemliği yapalım. Evet, bu görmüş olduğunuz cevizimiz Ağustos'ta bu ay içerisinde mevcut olur kendisi. Lezzeti çok güzeldir bunların. Diğer tarafta karadut. Bu köşedeki karadut. Karadut ve beyaz tut, ikisi her ikisi. Yan yana iki ağaç var orada. Evet, bu gördüğünüz beyaz incir. İncir ağacı. Evet, beyaz incir. Evet, incirler de düşmüş. Bodur, bu da mı bodur yoksa? O bodur değil, o yeni gelişiyor. Meyvesini hemen vermiş ya. Üzüm asması tokat üzümüdür bu, tokat evet. Asmasıdır. Genelde tokatta yaprağından faydalanılabilir hemen ama... Hemen şu iki ağacı söyle abi. Bu zanapa menşeli. Konya zanapa. Konya zanapa nüfusuna kayıtlı tatlı elma ve... Akşam elması, ekşidir, tatlı elma. Evet. Her ikisi de yazlık meyve. Yaz elması yani. Evet, yaz elması. Hemen şu. Bunlar görmüş olduğunuz, Giresun'dan getirtmiş olduğum fındık. Karadeniz'in çok güzel meyvesi fındığımız. Fındık var mı üzerinde tabii şu ki, an? Tabii ki, tabii. Üzerinde fındık. Evet. Her taraf, yani bu fındık ağacı her yıl böyle üzerinden meyvesi eksik, eksik olmaz. Kaç ağaç var fındık ağacı abi?
çotanak şeklinde olur. İki tane fındık ağacı var ama bunlar ocak şeklinde yani. Evet, devam edelim abi şöyle. Devam edelim. Diğer siyah incir burada. Yavaş yavaş artık bunlar da olmaya başladı. Siyah incirimiz de. Çok güzel de reçeli olur. Olmaya başladı, evet. Görüldüğü gibi güzel, çok güzel. Bu ağaç ne ağacı abi? Bu da ceviz mi? Bu da ceviz. Burada bal kabağı. Dur önce şu uzun kabaklara bir bakalım. Tabii. Çok dikkatimi çekti çünkü. Tabii ki uzun kabağımız bunlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz bunlar gibi. Bunlar elimizde dizilmiş hali değildir. Evet. Kendiliğinden bu şekilde olan bir fasıl topladık. Bu uzun kabak hangi memlekete has genelde? Bu Konya, Ereğli, Karaman, Ayrancı ve civar köylerine Zanapa'da dahil olmak üzere Antalya civarında sadece Maraş ve Antalya civarında su kabağı olarak bilirler. Oralarda bunların yemeğini yapmazlar. Bizim bölgemizde biz bunu su kabağı olarak da kullanırız, yemeğini de yaparız. Evet. Yaz kışta yemeğini de yeriz. Bu da normal bilinen. Antep'te de var zannedersem bu. Antep'te de evet. Evet, bu da bal kabağı herhalde. Şöyle bu bir açalım. Bu tatlı kabağı. Bu sararacak değil mi böyle? Şöyle bunun yaprakları aç bakayım. Bunun içini, içi tamamen sarıdır. Dışı böyle beyazdır. Evet. Aynı şekilde bunun Diyarbakır civarında bölgesinde de yemeklik kabak olarak kullanılan ayrı bir cinsi vardır bu kabağında. Evet, değil ben onu daha görüldüğü gibi yaklaşık 2,5 evlek yani 1000 metrekare. 1050 metrekare evet. Burası. Etrafı tel örgüyle çevrili. Domates stilleri var şeftali. Burada. Şeftali. Şeftali ağacı. Hemen bu şeftali ağacının yanındaki ağaç nedir o abi? Ya kurumuş. Bu kurudu. Bunu herhalde buna bir yanlışlık yaptık. Biz komşuyla birlikte. Ayva ağacı mı? Bu nedir ürgü bu? Ürgüp ayvasıydı evet. Bu. Bu kurudu. Evet. Gelelim burada. Bu nedir abi? Bu bizim yöremizde. Buna biz beş bıyık deriz. Muşmula diyorlar. Beş bıyık muşmula. Diyorlar. Güzel bir bu ne zaman olur. Ne zaman olur abi? Bu çerez 11. mi? Ayın ortalarından itibaren çok lezzetli bir şekilde yemeye başlarız biz bunu. Bu evet. Görmüş olduğunuz Zanapa nüfusuna kayıtlı sarı can eriği. Evet. Sarı can eriği. Ve burada aynı zamanda yine deniz arkasında mevcut olan bu üzümü. Şöyle açalım. Yani, yani bu üzümü şöyle koparalım abi istersen. Abi kopar da hem tadına bakalım. Yani bir tadına bakalım. Misafir olaraktan ikram edelim size Resul kardeşim. Şöyle avuçlarında bir göreyim abi. Çık oradan. Yani şöyle. Çık, çık şöyle. Evet bu üzümden ne kadar var burada abi? Kaç salkım var? Salkım olarak demeyeceğim. Çok büyük gene bir asma var burada. Evet. Fakat ben de üzüm 25 tane üzüm asması her birinin geliş yerleri ayrı, cinsleri ve lezzetleri ayrı ayrı bu üzümlerin. Gerçekten. Adapazarı, İzmir, güzelmiş ya. Tokat gibi yerlerden, Zanapa'dan gelmiş üzümlerimizin ayrı ayrı lezzetleri var. Biraz daha beklese tam lezzetli olacak. Tabii ki yani şimdi domates. Evet domatesler var burada. Domatesler fazla olduğu için yere. Bolluktan herhalde değil mi? Bol olunca tabii ki dokunmuyoruz. Evet arkadaşlar burada salçalık domatesinizi de yemeklik domatesinizi de her şeyinizi ekebilirsiniz. Gayet güzel muazzam bir hobi bahçesi olan. Bu bizim Ereğli ve Ayrancı bölgemizin Karaman, Ayrancı ve civar köylerinin Zanapa'da dahil olmak üzere Dereyüzü köylerinin, civar köylerinin meşhur şeyde de var. Konya Akşehir'de de mevcut. Ayrancı'da da çok var. Ayrancı'da da çok var. Beyaz kirazımız bu. Evet. Bizim normalde mevcut, ak kiraz ama ak kiraz yani herkes sarı kiraz rengi ama ak tabii, kiraz tabii. Diyoruz. Evet. İnsanlarımız buna yöresel olaraktan sarı kiraz diyorlar. Beyaz kiraz evet. Diyorlar ama bizde ak kiraz. Evet bu da yeni dünya herhalde. Bu gördüğünüz Hatay Dört Yol'dan getirdim ben bunun fidanlarını. 3 tanedir ki evet. Bu fidanlar. Yeni dünya her yıl meyvesini yeriz. Hemen başının yanı başındaki yine erik ağacı zannedersen. Can eriği, evet. Bu can eriği. Hemen yanında da çok güzel bir ağaç var. Çok güzel ıhlamur evet. Ağacı var. Çay ıhlamur çayımız da hazır yani. Nereden baksan 1 kiloya yakın ama bir demlikte sana vereceğim söz. Allah razı olsun. İstanbul'a geldiğim zaman vereceğim. Tabii bahçe elinden çıkmazsa. Ya nasip yani. Nasip evet. Evet bu ağaç ne abicim? Bu görmüş olduğunuz rahmetli ablamın, Zühre ablamın evinin önünde manevi değeri çok yüksek olan Angelica eriği dedikleri erik. Evet.
Yani gel. Bunun tadı, lezzeti şu anda kalmadı. Zaten evet. Olgunlaşmadan bitiriyorum ben bunları. İki tane peki zaten. Şu ağacı, bu da bu yine ağaç da yeni geri dünya. Evet, burada görmüş olduğunuz yine üzüm asması, erik şeyleri, çilek. Yine bir üzüm. Çilek köşemiz var burada. Evet. Bu görmüş olduğunuz yine rahmetli ablamın evinin önündeki manevi değeri çok büyük olan yani özellikle rahmetli oğlunun anısına dikmiş olduğum eniştemin hazırlayıp bu, da... Bu üzümün adı nedir abi? Şu anda koruk vaziyette. Üzümün adı kadın parmağı dedikleri siyah üzüm bu. Siyah üzüm. Evet. Bu Şarköy üzümüyle... Değil. Hayır değil. Şarköy üzümü onlar farklıdır. Şarköy üzümü tamamen yemelik değildir. Kabuğu sert olur onun değil onun, mi? Şaraplık kullanırlar onu. Evet. Bizim bunlar öyle değil. Yemelik. Bunlar değil mi? Bu görmüş olduğunuz cennet. Cennet hurması. Evet. Evet. Evet, şimdi burada su deposu da var, su kuyusu da var, fıçı da var. Yani benim bir güzel de tatlımı diyebileceğim, Alex gel oğlum bakayım gel. Bakalım, çıkart gel. Bakalım ne varmış orada? Gel. Can yoldaşı mı var? Burada benim can yoldaşım var. Çıkmak istemiyor mu yoksa? Gel, Alex. Evet, evet gel bu oğlum, senin gel. Can yoldaşın burada zannedersem. Gel. Ne diyor evet. Oğlum sen? Peki Bilal abi bu da arsayla beraber değil mi? Valla buna biraz bunun garantisini vermiyorum. Gittiğim yere götürürüm. Nereye gideceksin götüreceğim de? Ya ben gidersem de onu götürürüm. Her tarafa götürürüm. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi şunu söyleyeyim açık yüreklilikle kendi imkanım olsa inanın hiç kaçırmam burayı. Bir emekli için böyle çoluğunu çocuğunu ev vermiş bir insan için ya da köyünü özleyen insanlar için burası ideal bir hobi bahçesi. Buraya arsa diyemeyiz. Arsalıktan çıkmış artık. Bahçe olmuş bura. Ve burada da imara da açık 42 metrekarelik bir alan var. İster iki katlı ister tek katlı. Burada yaz günlerini, bahar aylarını geçirebileceğin güzel bir mekan. Burada şeftali ve nektar ağacımız var ayrıca. Yine golden elmamız var. Eveci armutumuz var. Evet Bilal abi yaklaşık 17 dakikadır kayıt yapıyoruz. Evet. Size nasıl ulaşabilirler? Bu arsayı almak isteyenler cep telefonunuzu söyleyin isterseniz. Tabii ki benim cep telefon numaramı da ben söyleyeyim. Buyurun. 0555 484 73 71 numaralı telefondan arandığı zaman. Ne zaman ararlar? İstedikleri zaman hiç fark 24 etmez. Saat açık değil mi? Hiç fark etmez. Ben 4 aydan beri zaten yazlık olaraktan bahçemde yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Bu zaman çevredeki komşularım gidinceye kadar da buradayım. Eğer gitmez de burada kalırlarsa bu kışta buradayım. Peki Bilal abi şimdi herkes böylesi güzel bir mekanı neden elden çıkarmak istiyor diye merak da edebilirler. Ben biliyorum sen bana anlattın ama kısaca tabii insan dünyasını anlatamaz ama burayı neden satma ihtiyacı duydunuz onu söyleyebilirsiniz. Tabiri caiz ise son demlerinde olan bir insanın söyleyecek başka bir şey olamaz. İhtiyaçtan dolayı satıyorum ve yani İstanbul'u terk etme babında demiyorum ama bu Kaz Dağları'na girip de oradaki oksijen fazlalığından hastalığından dolayı İstanbul'dan gitmek istiyorsun. Önemli olan, önemli derecede olan rahatsızlığından dolayı. Ve yenge de rahatsız zannedersin. Tabii. Şu anda zaten hanım rahatsız buraya gelemiyor. Ben rahatsızım eve gidemiyorum. Artık burayı satıp, yani terk etmek biraz abes geliyor bana. Çünkü İstanbul'un bile peki, iki yakası bir araya gelmemiş, boğaz ayırmış İstanbul'u. Ama ben ayrılmak bana biraz ağır gelecek. Peki, ama mecburiyetten dolayı Bilal gitmek abi, zorundayım. Bu arsayı ne zaman almıştınız siz? Ben aldığınızda buranın konumu neydi şimdi? Buranın konumu... Yok ben soruma sırayla cevap vereyim. Evet. Kaç yıldır önce aldınız burayı? Aldığınızda nasıldı burası? Ben burayı 10 sene öncesi aldım. Burası tamamen kuru tarla olarak aldım. Bir dikili ağaç. Çevrede de var mıydı böyle tüm tane? Çevrede hiçbir tane böyle bir yer yoktu. Tamamen ben aldım. Etrafını çevirdikten sonra etrafa komşularım geldi. Peki bu ağaçların yaşı kaç şimdi? Şu anda 8 yaşında 8 bu ağaç. Yani evet. 2 yıl sonra fidan diktim. Evet. Bunlara. Yani yavaş yavaş burada 5 yaşında olan ağaç da var. Evet. 8 yaşında olan ağaçlarımız da var.
evet, mevcut olan. Evet, çevreye baktığımız zaman evet, dostlar, evet. Tabii ayçiçek tarlaları var ileride. Burası malum Trakya bölgesiyle İstanbul'un birleştiği nokta. Evet. Hemen az ileride de az önce hocamızla sohbet yaptık. Onun arsası, bahçesi var. Aynı bu şekilde biraz daha geniş alanda bir arsası var. Ben size göstermiştim girmeden önce ama bir daha göstereyim şöyle çevreyi. Evet. Sanki köy yerinde gibi insan. Tabii burada aynı üzümleri de görüyoruz. Evet Bilal abi, şöyle oturun istersen. Son bir iki eklemek istediğiniz bir şey varsa ben alayım. Ondan sonra da ben müsaade ederim. Biraz önce söylediğim gibi ihtiyaçtan dolayı ben burayı satmaktayım. Gerçekten satılması gereken bir yer değil. Ben burayı satmak için almadım ama tırnaklarımla, et tırnağımla bir emeğim var burada. Kazıya kazıya ben buraları bu hale getirdim, yaptım, ettim. Gerçekten maşallah yani. Maşallah ağaçları çocuk gibi büyütmüşsün. Çok güzel. Yani bir çocuk gibi anneye muhtaç bir çocuk sevgisiyle büyüttüm ben bu fidanların hepsini. Bir annenin evladından ayrılması neyse benim de herhalde buradan elden çıkarsa ayrılışım. Zoruna gidecek gibi geliyor. Öyle duygulandım birdenbire. Zor olacak. Evet. Bu kadar. Bilal Yalçın abimiz Halkapınar, Konya Halkapınar, yani eski ismi Zanapa'lı bir aynı zamanda şair abimiz. Aynı zamanda İstanbul'da Halkapınar ya da Zanapalılar Derneği'nde yönetimi kurulunda, yönetimde bulundu. Bir kültür insanı. Kendisini ben aslında yakinen tanıyorum. Az önce uzun kabak sanki ilk görmüş gibi yapsam da ben onları biliyorum. Zaten benim kültürüm. Gerçekten samimi duygularla söylüyorum. İstemiş olduğu fiyat bu bahçeyi görünce çok da abes bir rakam değil. Zaten telefonlarından siz ne istediğini anlayacaksınız. Keşke imkanım olsa da ben alabilsem diye ben de iç geçiriyorum. Bilal abim ağlamasın, ağlayanın malı gülene hayır etmez derler atasözü. Gönül rahatlığıyla satacağı kişiye de verecektir. Duygusallığını ben buraya verdiği emeğe sayıyorum. Çünkü çok büyük emekler sarf etmiş. Neticede ağaç dikip de meyvesinden kurtlar kuşlar yemiş. Kendisi yemiş, sevdiklerine yedirmiş. Bu her insana nasip olmaz. Ağaç dikip de meyvesinden yiyip yedirmek. Şunu da söylemek isterim. Aynı zamanda bir atasözü vardır. Bahçede izi olmayanın girmeye yüzü olmaz diye. Evet. Bu 42 metrelik ahşap eve benim yakın çevremden bir çivi çakan insan gelip de şu çiviyi de ben buraya çaktım diyecektir konumu yoktur. Evet. Tamamen kendi imkanlarımla yaptım ben burada. Şöyle bir daha gösterelim. Tabii. Ve yayınımızı kapatalım ondan sonra. Evet, burası hemen girişteki, kapının girişindeki küçük ev. Hani dizilerde vardı ya küçük ev, onun gibi bir ev. Hemen yanı başında koruyucu köpeği var. Can yoldaşı mı? Can yoldaşı var. Bostanlar ekmiş. Her türlü meyve sebze var. Evet Bilal abi, son tel olarak telefon numaranı bir daha söyle, kapatalım. Tabii ki Bilal Yalçın. Sana nasıl ulaşacaklarını telefondan. Bilal Yalçın 0555 484 73 71 numaralı telefondan 7/24 bana ulaşabilirsiniz. Evet. Başka? Saygılarımı sunuyorum. İlgilenen dostlara yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Dostunda kusur arayan dostsuz kalır. Tamam. Hazreti Mevlana'nın sözüdür. Evet. Tabii ki bize söylemek düştü ama bizim gibi şair yakıştırmalarına ait bir söz değildir. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum Resul kardeşim. Evet, sana da ayrıca gönülden, yürekten bir minnet duygusuyla teşekkür estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. Sağ ol, var ol. Bilal Yalçın benim can dostumdur, kıymetli hemşerimdir, değerli abimdir. Çok sevdiğim, saydığım, hürmet gösterdiğim bir abimdir. Ben de Resul Civcik olarak bu kaydı bu arsa satılır satılmaz yayından kaldıracağımı söyleyeyim ki çünkü bu yayının, bu kaydın amacı bu arsanın iyi bir insana ulaşması ve iyi bir insanın mal sahibi olması, mülk sahibi olması içindir. Dedim ya,
İç geçirmemek elde değil. Keşke satmasa, ihtiyaçtan dolayı satıyor. Keşke benim imkanım olsa da ele gitmese diyorum. Alacak kişiyi de el olarak görmüyoruz. Evet, alacak olan insana kime nasipse Cenab-ı Allah hayırlı eylesin diyorum.